بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا صلوات. Abi dersimizin konusu sıkıntı. Biraz uzun toplamalarım. Sıkıntı yapmasaydı. Sıkıntı yapmadık elhamdülillah abi. Allah'ım yardımcı oldu. İnşallah en kısa zamanda yaptığım toplama bu oldu. Sizin de yönlendirmenizle Allah razı olsun. İnşallah istifadelerimiz olur Allah'ın izniyle. Bu gaye ne biliyor musun? Biz kendimiz. Evet abi. Limete kulun ve la tefalun. Sırrı biz kendimiz ya. Çok şükür. Evet. Ben istifade edecek miyim? Sen ettin mi? Evet. O işte. Evet abi. Evet. Hadi abi yürü. Evet. Konumuz abi sıkıntı. Nasıl başlayacağımı belirlemek için önce sizin de önerileriniz gibi bir 5 tane soru belirledim. Bu 5 soru etrafında toplamalarımı yaptım abi. Sıkıntı nedir? Sıkıntı neden olur? Sıkıntı nelere sebep olur? Güzel. Sıkıntıdan kurtulmanın yolları nelerdir? Üstad sıkıntıyı nasıl görmüş, nasıl karşılamış? Bu arada bir şarj aletiniz var mı bunlar hakkında? Samsung mu? Gerçi evet şu anda 88 yeter abi. Yeter değil mi 80? Tamam. Ama çok ilginç tüm başlıklar. Hı. Arkadaşlar bir toplama yaparken mutlaka onun nazm-ı mahallesini, kalıbını yapmanız gerekiyor. Beton atacaksınız, kalıp yok. Sorular sor. Soruları diz, tamam bu kalıp. Ondan sonra cevap bulacaksın. Evet, elhamdülillah. Tamam. İşte, bununla da kalmıyor abi. Şu çok hoş oldu. Bu sefer yani onu denedim. Şimdi mevzu sıkıntı. Sıkıntı yaşayan kim? İnsan. Ben de bir insan olarak kendimi yatırdım abi. Kendimi önce bir sayfaya yatırdım. Nasıl yatırdım kendimi abi? Ben kimim? Ben neyim? İsterseniz onu önce... Ama en fazla bir saatte bu işi çözmen lazım. Bir saatte. Ona göre tamam abi, herkesten bir nümune yap. Tamam. Hazırladığını zannediyorum hepsini okuyamaz. Abi çok çabuk okuyacağım inşallah bunları abi. Ama şu şeyi inşallah çizmek istiyorum abi. Ve hatta şöyle yapalım inşallah önce. Şimdi sıkıntı... Nedir? Ve sanırım cevap olur belki şu şekilde. Vücutta atalet yok. İşsiz adam vücutta atalet yok. İşsiz adam vücutta adem hesabına işler. İşsiz adam. Ne kötü bir şey biliyor musunuz? Yani işsiz adamın sıkılmaması kendisi sıkıntıdır. Yani sıkılmamak sıkıntıdır. İşsiz adam işi yok. Sıkılacağım demektir. Başka bir izah yok. Evet. En bedbaht, sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. Zira ki atalet vücut içinde adem, hayat içinde mevttir. Atalet vücut içinde adem, hayat içinde mevttir. Say ise vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır elbet. En bedbat, en muzdarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Zira atalet, ademin biraderzadesidir. Atalet hareketsizlik, yani gayetsizlik, yani işsiz adam, işi yok. Neymiş atalet? Ademin? Atalet, işsiz adamdır. Zira atalet, ademin, yani ademin biraderzadesidir. Adem hesabına çalışıyor. Adem'in kardeşidir diyor. Birader zadesi ne demek? Yeğeni. Yeğeni mi oluyor abi? Kardeşinin oğlu. Çok da kardeşi değil de biraz da peki. Kardeşinin oğlu. Say, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. Bir de şu çok güzel abi. Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yok. Çünkü oradan kurtulmak için ne yapacak? Kabul etmese de, istemese de sefahati gidecek unutayım. Evet. Yani günahların yapılmasının sebebi lezzet olduğundan değil, sıkıntısından kurtulmak içindir. Yeis, dalaleti fikrin. Yeis. Dalaleti fikrin. Yani işin içinden çıkamayınca ümitsizliğe düşmüş. Evet. Zulmeti kalp,
ruh sıkıntısının menbaıdır. Zulmeti kalp. Kalp zulmete girerse o zaman ruh sıkıntısı olur. Evet. Ya bunlar hep de formül ya. O kadar güzel ki abi. Resmen böyle etrafını çeviriyor şu anda. Çevirdi ya. Şimdi tefekkürü olarak söylediğim bir şey var. Sıkıntı vücudumda Adem, Adem'imde vücuttur. Yani aslında bu belki ilk kısa bir cümle belki anlaşılmadı. Aslında o kadar derin ki sırf bu belki bir iki ders konusu abi. Evet. O kadar önemli. Sıkıntı vasıta, sıkıntı vasatı nimet ve hüsnü zandır. İffat ve tefreti suizandır. Sıkıntı, musibet ve belaların sendeki karşılığıdır. Dışarıda musibet, dışarıda bela ama sendeki karşılığı sıkıntı. Nasıl yani o? Hasan abi, musibet, yaşanan herhangi bir musibet, bugün kar yağdı, arabanız dolu yağdı, arabanız hasar gördü. Bir musibet veya düştünüz, veya yukarıdan bir cam düştü, başınıza geldi veya ne bileyim herhangi bir musibet, herhangi bir belanın karşılığı, sizdeki yansıması, sizde ortaya çıkardığı sıkıntı. Sıkıntı, evet. Evet. Yani dolayısıyla musibetin ve belaların sendeki karşılığıdır sıkıntı. Sıkıntı sıfır gibidir. Nasıl ki bütün rakamlar ona göre değer alır, hayat da sıkıntılar ile değer kazanır. Soldaki sol kapı, sol yol. İki kardeşin gittiği, biri sol, biri sağ ya. Soldaki sol kapı sıfır. Soldaki sıfır değer vermez. Adem'dir. Soldaki sıfır değer vermez. Adem'dir. Sol kapıdan giden birader Adem'e gidiyor. Sağdaki sıfır değer verir. Vücuttur. Vücuda gider. Vücuda götürür. Şimdi abicim. Az önce sorularımızı sorduk. O sorular çerçevesinde toplamalarımızı yaptık. Bundan da daha güzeli, daha önemlisi Hasan abi. Dedik ya, sıkıntıyı yaşayan bizleriz. Sıkıntıyı ben yaşıyorum. O zaman ben kendimi yatırıyorum şöyle ortaya. Bakalım neyim, ben kimim? Ben kimim abi? Hemen kendimi şurada çabucak çizeyim. Röntgen yani, röntgen. Efendim? Evet, röntgen. Evet, evet, tabii. Şöyle sığdırmaya çalışacağım inşallah. Ben değiştirdim abi bunu. Biraz küçük yazarım ki abi. Sıkıntı dediğimiz şey nerede cereyana geliyor? Yani ruhta mı, kalpte mi, istersen mı? İstersen bunların cevapları o kadar güzel bir şekilde inşallah Allah'ın izniyle ortaya çıkacak ki burada. İstersen bir ekleyelim, yavaş yavaş çıksın ortaya. Hasan abi, buradaki biraz şeyi değiştirdim, hafiften değiştirdim. Bunları direkt serbest bölgeden aşağı indirdim, tahakkül ortaya koydum abi. Tahakkül, serbest bölgeyle tasdik ve devamının izan, iltizam, itikadın arasında bir berzah olduğu gibi. Hasan abi, her insan zaman zaman yanlışa düşebiliyor. Zaman zaman bir kafirin yaptığı
hataya düşebiliyorsun, onun tarzında yaşayabiliyorsun. Bu ikisi arasında da aslında bir merza var. O yüzden böyle yaptım bunu. Böyle bir şey yaptım. Şunu da şuraya yazalım. Kafir. Böyle. Şimdi... Evet, şuradan da... İrade... Zihin, his, tasdik fiili iltizam olduğundan dolayı vicdandaki ibadet de tasdikten başlar bence. Ne? Tasdik fiili iltizam olduğundan dolayı vicdandaki irade, ibadet tasdikle aynı başlar. İzandan değil, tasdikten. Şimdi bu ben miyim abi? Hı hı. Aslında bu tam ben değilim. İmam. Evet, bu dima. Burada Hasan abi ne var? Bir de bu iki ayak Hasan abi. Bu kalp. Kalbin iki ayağı var. Bu o. Peki bu ben miyim abi? Bu da değil. Nasıl ki nur odunun neresindeyse Hasan abi, ruh da benim her yerimde. Öyle mi abi? Dolayısıyla bunu da kapsıyor abi. Evet, doğru. Bu böyle. Peki bu ben miyim abi? Yok daha. Aslında bu benim ama benim beşeriyetim var. Daha da devamı gelecek abi de. Benim beşeriyetim var. Benim ubudiyetim var. Benim vazife darlığım var. Şimdi Hasan abi, tabii ki bu da ben değilim, bu benim şablonum. Yavaş yavaş benim kim olduğum ortaya çıkacak. Şimdi bütün bunlar Hasan abi, bütün bunlar, bütün büyük bir çembere daha alalım, şöyle. Nerede cereyan ediyor Hasan abi? Bir kader-i ilahi çerçevesinde bütün her şey, onun dışına çıkma, o çemberin dışına çıkma şansımız olabilir mi abi? Olamaz. O zaman... Kader-i ilahi. Peki Hasan abi, biz yaptıklarımızla, yaşantılarımızla bu kadere yön vermiyor muyuz abi? Yani bir ihtiyari kaderimiz yok mu bizim abi? Evet. Şimdi kader-i ilahi, ihtiyarlı kader, bizim canibimizden yukarıya baktığımız zaman Hasan abi bunu tek başlık altında yine kader olarak yazabiliriz. Şimdi bu Hasan abi bütün her şeyin cereyan ettiği çember. Burada ne, nasıl cereyan ediyor? Şimdi inşallah ona bakacağız bir parça. Hakikat şöyledir ki, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur. Hadistir, madumdur. Her hakikat şöyledir ki, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve saniye zülcelalin esmasına aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibarıyla şahittir, meşhuttur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda teskiyesi ve tathiri şudur ki, vücutta Adem, Adem'inde vücudu vardır. Vücudunda Adem, Adem'inde vücudu vardır. Biz abi beşer olmamız itibarıyla, yani bu benim çok dikkat şey yaptığım, böyle hoşuma giden, böyle çok üzerinde durduğum bir mevzu. Zıtların cem olması mevzusu abi. Şimdi yani bu
bir şey varsa sende muhakkak onun belli olması için Adem'inin söz, yani Adem'inin mevcut olması lazım, öyle değil mi abi? O zaman bende bir şeyin belirlenmesi için, bir şeyin kendini ortaya çıkartabilmesi için bir zıttının, onu gösterecek bir farklı şeklin var olması lazım. Dolayısıyla benim her daim vücudumda Adem, Adem'imde vücut oluyor. Oluyor. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümatı Adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip mucide hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyayı vücudu nihayetsiz zulümatı Adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucide hakikinin bir ayna tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esma-ı celalelerin mazhar olan zat-ı vacib-ül vücudun vücudu bulan her şeyi bulur. Şimdi Hasan abi ben böyle yavaş yavaş giriyorum inşallah. Şunu da yazmak istiyorum Hasan abi. Şimdi bakın bu benim dedim ya abi. Şimdi ben beni yavaş yavaş ortaya çıkartacağım Hasan abi. Ki sıkıntı nerededir? Sen mi sormuştun Yasin az önce? Evet. Sıkıntı nerededir? Nerelere tesir ediyor? Onu bulalım ki. Açalım hani telefonda bakıyorsun, resmi görmüyorsun, açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun ya. Şimdi biz sıkıntı, ben beni açıyorum şu anda. Açıyorum, açıyorum. Şimdi neymiş? Bende ne varmış Hasan abi? Bir yön var. Manayı Mana ismi. Manayı harfi. Şimdi burası Hasan abi bizim formülümüz. Burası serbest bölge. Buraya herkes bir derece serbest mi abi? Ve herkes müdahale edebiliyor mu abi? Yani buranın Hasan abi iki kapısı var. Yani buraya iki yol var abi. Mesela sadece şunu yazsam yeter mi abi şimdi? Evet, sol yol, sağ yol. Evet. Şeytan, melek desek şimdi yetiyor. Evet, yetiyor. Risale'de zaten hep iki yol. Evet, şimdi inşallah ona da devam edeceğiz abi. Şimdi o zaman geçelim hemen bir diğerine abi. Şimdi bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş. İnna indene zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam sui zan ile ve akılsızlığı ile, Hasan abi akılsızlığı ile gördüğü adi ve aynı hakikat telakki etti. Adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü. Ve görüyor ve görecek. Hani bunu anlamadım ama Hasan abi. İnanın bu da bir ders mevzusu. Gördü, görüyor, görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Şey diyor ya, der. Hı hı. Gördü, görecek. Evet. Şimdi diyor ki İsa Aleyhisselam bozulmuş olan İncil'de bile ahirette kime verilecek nimet? Dünya için diyor. Verilene verilecektir. Hmm. Hmm. Sürpriz yok ki. Hiç yok. Hiç yok. Her vicdan bilir. Kendi ahvalini, Allah nasıl muamele edeceğini bilir, biliyor musun? Evet. Bilir. Aldatmamak şartıyla. Şimdi verilene verilecektir diyor. Şimdi hayatında iştamaz yok. Allah herhalde Allah beni hemen cennetine koyacak. Böyle bir beklenti onun vicdanı da yoksa. Bir de şu çok garime gidiyor abi. Adam oldu gayrimeşru bir ortamda. Kötü bir vaziyette. Ben Allah'ımı seviyorum ya diyor. O beni kurtarır. O beni yakmaz. Ya zan, iyi zan. Hüsnü zan. Allah'a iyi zan etmek bu değil. Allah'a iyi zannetmek, Allah'ı marifetullah'ınla en iyi tanımak. Yani bunu iyi zan diyerek, yani Allah hakkında bir iki tane sanki çocuğu kandırır gibi. Ezber. Evet. Ne dediğini de bilmiyor. Evet. Ne dediğini de bilmiyor tabii ki. Onun Kur'an'da mealen diyor ki, şeytan sizin Allah'ın rahmetine güvendirmesin diyor. Hmm.
Sizi Allah'la, Allah'ın rahmetiyle aldatmasın diyor. Aldatmasın. Evet. Bunun tefsirini Hazreti Ali Radıyallahu anh şöyle diyor galiba. Yani akıllı odur ki amellerini hesaba katmadan Allah'tan ümit eder, evet, amel eder. Ahmak odur ki amel etmeden Allah'tan sadece ümit eder. Evet. Mealen böyle bir galiba. Evet. Neredeydik? Gördü, görüyor, görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun? Ne yaşıyor? Böylece azap çekiyor. Bakın ölmüyor da, bak yaşamıyor da ama. Berzak da arada kalmış. Evet. Dünyada ama değil. Değil. Cehennem ya. Evet. Cehennem ha şimdi evde mesela Çin yönetimi. Yani yaşıyor mu? Yok. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Zanlarımızın içinde hapsolmuş. Mesela ka korona mezar olmuş, hapishane yapmış bizi. Evet. Ka açlık, ka ölüm korkusu. Mesela ne güzel demiş. Ölüm korkusu için Allah diyor ki Kur'an'da. Oradan ben mefhumun muhalifiyle çıkartıyorum. Ne kadar dünyayı kalbinize koydunuz ki ölümü sevmiyorsunuz. Oysa ölüm kurtuluştur. Mefhumun muhalifiyle şu diyor. Kalbe ne kadar dünya girerse o kadar ölüm korkusu. Evet. İşte şu mübarek akıllı zat, pardon döneceğiz, ta öteki kardeşin halini anlayacak. Biz de şu meşhumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Akıllı olan çünkü yani. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel düşünüyor, güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir. Tebaiyet eden teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. Şimdi o zaman bakalım, bende iki gafur varmış Hasan abi. Ama çok acayip bir kanun yukarıdan. O cümleyi bir daha okur musun beraber? Sen yine yazarsın. Hı hı. Aynı yere okur, bir daha okur musun? Tabii. İşte şu mübarek akıllı zat olarak mı? İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan... Bak, güzel ahlaklı olduğundan... Çok önemli abi. He. Çok önemli. Yani bu ders, bu toplamayı yaparken Hasan abi, zan üzerinde çok durdum. Sizin zan dersinize ve zan çizelgenize baktım. Orada en büyük yazılan kelime ne biliyor musunuz abi? Ahlak. Kuruluklar. Mesela bir insan düşünün. O kadar bilgili, o kadar donanımlı, acayip ama ahlaksız. Yani ahlakı ağır, geçimsiz, hep hüsnü zanneder, olumsuzluklara odaklanır, kusur bulur. Yani kusursuz olmaz. Ondan mutlaka bir şey yapar. Ondan da bir şey yapar. Hiç kimseyle, hatta kendisiyle de uyumlu değil. Değil. Yani sanki uyumlu olanlar, eşi, dostu, çevresi olanlar, kendisi gibi bulmuş zannediyor. Yok. Allah Resulü kendisi gibi mi aradı? Abi, sıkıntı deyince biz zannediyoruz ki, yarın çekim var, ödeyemedim. İşte bugün bilmem şu eksik oldu, bugün işte şunu alamadım, bunu giyemedim. Sıkıntıyı bunu sıkıntı olarak düşünüyorsak yani bu sıkıntı bu değil. Yok. İnsanların asıl sıkıntısı ileride de inşallah gelecek. Ha bak onu oku, ahlakı. Sıkıntı ahlakı bozuyor yani. Ahlak bak şimdi. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan bak güzel şeyler düşünür. Ha. Neyi düşünüyorsun kardeşim? Ahlakın o cinstendir. Yani mesela diyelim ki bir evde oturuyoruz beraber. Arkadaşlarla 5-6 kişi varız. Orada gıybet ediliyor. Tamam, onu bunu çekiştiriliyor. Orada kendini iyi hisseder misin? Hep gıybet ya. Yani güzel ahlak ne demek biliyor musun? Ahlak huluklardır, huyların cemidir. İstidatların kabiliyete dönüşmesidir. Yoksa şöyle yaptı, öyle değil. Yani böyle haldan anlayan, kendisini onun yerine koyan, insanları eksiklikleriyle beraber kabul edip, İyi tarafının kapısını açık tutmayı beceren, kendisini bu olumsuz insanlarla da ganimet kabul eden,
yani olumsuz insanlar ne oluyor? Onları ganimet kabul eden farklılıkları kendisine zenginlik kattığını bilen insandır. Yani güzel ahlak sıkıntını ortadan kaldırıyor. Ya böyle biraz tahammüle, biraz sabırlı, yani sabırlı, yani biraz hazmet, affetme yolunu seç. Mesela düşmanları nasıl def edin diyor. İki tane ağzına vur demiyor Kur'an. Diyor ki... Diyor ki onlara, güzel bir şekilde onları def et diyor. Hasan abi, yani konuyu da dağıtmak istemiyorum ama şu lafınız da hiç aklımdan çıkmıyor. İnanın, Allah beni affetsin, bazen insanlara böyle şeyden bakıyorum. Ahlakı bozuk olan adamın teni bile necis kokuyor ya. Necis, evet. Pis kokuyor abi ya. Evet, kokar. Değil mi abi? Öyle geçiyor çünkü. Mesela şarap içenin teri necistir der. Ahlakı ağır olmanın alameti bir siması. İki gözü, üç kokusu, tamam. Dört sesi. Her şey tuhaftır. Evet. Hele suratı, gözü acayiptir. Mesela Hazreti Ali söylüyor radıyallahu anh. Koku, teri pis kokana diyor ki ahlakını düzelt. Allah. Mesela başka bir şeyinde genç sözünde diyor ki kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım diyor. Ahlak kardeşim. Peki şunu söyleyeyim başlayacağız. En acayip bir cümle olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Kim başlatmış bunu? Peygamber. Güzel ahlak nedir? Tamamlamaya geldim. Kur'an'ın hayattaki yansıması sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye hayatımızda ne kadar var olursa ahlak o kadar mükemmel. Ahlak da böyle bana böyle dedi, yumuşak davrandı, gitti, geldi, fedakar etti. O değil o. O eylemdeki. Ahlak huyların, hulukların cemiyidir. Yani içteki alemimizi dengeleyebilmektir. Tamam mı? Yoksa cennet alsa bir dünya, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok, böyle bir şey arama. O arkadaşım, o dostum, o akrabam, o kötü, bu kötü, doğru. Bu kötü tarafı var, doğru, haklısın. Ama bir kapı da mı yok ya? Tabiat Risalesi'nde diyor ki, bir sarayın 99 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa, şeytan gider, onu gösterir, bu saraya girilmez diyor. Yani mesela şeytan tam tersini de yapıyor. 99 kapısı açık olsa, bir kapı kapalı olsa, şeytan der ki bak buraya saraya girilmez çünkü bir kapı kapalı. Ya bakın bir daha söylüyorum. 99 kapısı açık sarayın. Bir kapı kapalı. Onu gösteriyor. Oysa tam tersini yapalım. Ustad diyor bunu. 99 kapı kapalı olsa, bir kapı açık olsa, bu saraya girilir. Ve içeriden hepsini açarsın. Ne yapıyor? Biz eşimize, çocuğuma, akrabama, şuna buna hemen bakıyoruz böyle birkaç tane kapı kapalı. Bu saraya girilmez. Bırak canım adam mı ya? Değil yani. Allah Resulü'nün davranışı hak ettikleri gibi mi davranıyor? Yok. Ya sohbet yapıyor, kalkıyor bedevi, yanında şarşan işiyor ya. Bilmiyorlar diyor. Yani böyle bir dünya yok yani. Hayal ettiğimiz bir dünya yok. Böyle kusursuz arama, ortamı en mükemmel arayan insanı cennete koyun orada da sıkılır ya. Ya sıkılır ya. Dolayısıyla 99 tane kapısı bile kapalı olsa, bir kapı açıksa girilir. En azından uzak durulur ya. Evet, devam et. Hasan abi şeyde tersini söyle, Kastamonu 25'te. Ali Cenab-ı affetmekse yalnız kendine karşı cinayeti affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu içine, canilere, afufkarane bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. Bu da tam tersi. Evet. Hı. Şimdi kendini yönetmek sanattır, biliyor musunuz? Mesela küfürde nedir? Evlilikte birincisi din denmiş, ikincisi sanat. Sanat ne? Kendini yönetebilme sanatı. Yani ustad asıl imamı dini ikinci sıraya koymuş evlilikte. Birinci şart evlilikte ulema İslam küfür denmiş evlilikte küfür. Birincisi din. Ustad birincisini seciye demiş 252 Kastamonu'da.
seciye ahlaktır. Yani kendini yönetebilme sanatıdır. Sanattır. Kardeşim köpek eğitiliyor ya. Köpek eğitiliyor, at eğitiliyor. Duygular, şefkat eğitilmesi lazım, merhamet eğitilmesi lazım. Mesela vere vere cömertliğin artar. Senin ailen ne kadar cömert olursa olsun, vermesen vermesen insanda karakter olur vermemek. O zaman canını da vermek zor olur. Her şey eğitilmeye tabi. Çünkü alleme, adem, esmai, külleha, bunlar yaratılmış. Peki, tanımiyeti kemal etmeye gelmiş. Doğuştan değil yani arkadaşlar. Dolayısıyla yapa yapa, hazmede de, hazmede kendini onun yerine koya koya ahlak düzelir. Ahlak düzelir derken, geniş okyanus gibi olursun. Okyanusta gemiler de yüzer, sandallar da yüzer, yılan da yüzer, balık da yüzer. Okyanus gibi olacaksın. Başka şansın yok. Sahabe gibi onun nefsini kendine tercih etmek. Yani öyle yapamasak bile, ya bu insandır ya, Allah'a küfreden bana mı etmez? Yani mutlaka bir kapısını bul, o kapıyı da kapatma. Hasan abi. Devam et. Şimdi neyse, ileride gelecek inşallah, onlara da bakacağız tek tek. Yani bunun beşeriyeti var, budiyeti var, vazifedarlığı var. Bize gelen sıkıntılar, hangi canipten geldi, nereden geldi, bizi, neyimizi test ediyor diye. Yani ileride, ya bayıldım Hasan abi ya. Biz neymişiz ya? Biz. Ya biz insan değiliz sanki Hasan abi ya. Bu abilere baktığım zaman. Üstad nasıl yönlendiriyor onları? Nasıl yönetiyor? Nasıl yönetiyor onları abi ya? Yani sıkıntılı hallerinde sanki hissediyor. Bakın diyor, böyle böyle olursa şöyle yapmayın, bak şunu yapmayın, arkadaşınıza, kardeşlerinize darılmayın, gücenmeyin, onları idare edin. Ya, demeseydin, yapmasaydın başımıza gel sakın ha diyor mesai. Sıddıkin, ya. Duamdan Sıddıkin'i diyor, çıkarttım diyor Hasan abi ya. Ya hayret ediyorum ya. Neden biliyor musunuz? O sıkıntılı aletler ile belki bazı talebeler, bazı nur talebeleri belki dayanamazlar sıkıntıdan, bazı eksiklikler, yani sadakatin dışına çıkabilecek şekilde davranışlarda... Ben nurcu değilim der mahkemede. Der, sırf o duadan mahrum olmasınlar diye duadan Sıddıkin'i çıkarttım diyor abi ya. Aldırdım diyor. Sahabeler en büyük Allah'ın insanı neymiş? Hatırladınız mı? Lemalarda geçiyor. En büyük insanı? Affetmesi. Allah affetmesi. Böylelikle Allah olduğunu ismi gösteriyor. En büyük ihsanı aftır diyor. Affediyor. E ne demek bu? Af yolunu seç. Af yolunu seçmeseydin diyor bir ayette, etrafında kimseyi göremezdin. Bırak onu. Bırak aptal gibi gözük. Bırak aldatılmış ol. Bırak zulmetmeyi anlamamış gibi ol. Ahmak değil bu. Yani küçük zararla büyük zararı def ediyorsun. Tamam, babaannem derdi ki rahmet, 110 küsur yaşında, bilge insanlar bunlar yaşta. Oğlum çok ver, az yalvar. Az ver, çok yalvar. Öyle bela ve musibetler geldiği zaman, inanın bana, alacağınızı bırakın, biraz da bir şey verin de o belayı def edin. Hmm. Uzak durun. Ahir zamanda, ahir zaman fitnesi böyleydi zaten. Yani üzerine gitmeyin kimseyi, eşin dahi düzeltmeye kalkmayın. Bırakın herkes kaderini yaşasın. Bırakın kaderini yaşasın. Diye mesela ben yakınlarıma da diyorum, şöyle yapayım, şöyle diyorum. Sonradan olduğu kadar, Gazali der ki, olduğu kadar, olmayan kader bırakıyorum. Ne yapalım? Artık kaderini yaşayacak. Evet. Mesela çok garip yani, bir davranışımız belki de haftalarımızı alıyor. 10 dakika bir boğazı düşkünlük mesela, saat akşamlarımızda bu saatte et yer, 10 dakika lezzet alacağım diye 10 saat azap çeken bir nefis taşıyoruz. Ya şimdi Hasan abi, o kadar iki gün... Peki bu sıkıntı iki çarşamba yapabiliriz. Öyle mi? Yapabiliriz. Yani gene öyle bitirecek gibi git. Tamam. Hasan abi, iki gündür böyle bir yoğunlaşınca artık her şeyi
bu kalıba uydurmaya çalışıyorum. Her şeyi bu kalıba. Aynen öyle. Şimdi Gazali'nin sözünü mü dedin az önce? Her şey olduğu kadar, olduğu kadar olmayan bakın, kader. Olduğu kadar, olduğu kadar olmayan kader. O kadar. Yani Hasan abi siz yapabileceğiniz ihtiyarınızda yapabileceğiniz en doğru tercihi yapın. Bırakın. Bırakın. Gerisi kader ilahi. Evet. Subhanallah. Her şey bu ya. Çok acayip. Evet, çok acayip abi ya. Ve kainatta öyle bir nizam var ki sana seni sana bırakmamış. Bak kainatta öyle bir nizam var ki seni sana bırakmamış. Rüştü abinin şöyle duası vardı ya. Onu çok ezberlemişim. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unuttun. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ondan sonra büyük zatlar demiş. Ben de tekrar ediyorum papağan gibi. Ya Rabbi kafir, kafirden yani insanlara, insanlardan zulme, bu hadistir. Zulme uğramaktan ve zulüm yapmaktan beni muhafaza et dedi ya, ben başka bir şey de ekliyorum buna. Ya Rabbi insanlara zulmetmekten ve zulme uğramaktan Müslümanların fitnesinden beni muhafaza eyle. Müslümanların fitnesinden beni muhafaza eyle. Allah Müslümanları Müslümanların şerrinden muhafaza eylesin. Müslümanları Müslümanların şerrinden muhafaza eylesin. Ben devam. Beni tamamlayayım mı abi? Ben biraz açıkta kaldım burada. Şimdi buradaki ben. Şimdi Hasan abi, burada okuduk. Neymiş Hasan abi? Bakın. Şimdi siz de akıl çalışıyorsunuz abi. Bayağı da akıl yapıyoruz abi. 5 sene. Çok çok acayip abi. Şimdi bedbaht adam diyor. Aşağıda da mübarek akıllı zat diyor. Yani aklını kaybeden bedbaht. Otomatik oluyor. Mübarek akıllı zat. Şimdi kimdi abi? Biri manayı harfiyle bakan, Allah Allah. Biri manayı ismiyle bakan Hasan abi. Yani şu... Başka bir şey yaptı bende ya. Vay be. Evet. Şimdi temeli o ya. Evet. Bak nasıl bakıyorsun ya. Değil mi? Hadiselere nasıl bakıyorsun mana ismi? Temeli bu biliyor musun? Evet devam et abi. 40 yıllık hayatımda. Şimdi bu başkası değil abi. Ben hep şu anda bendeyim. Hani mana ismi ne diyor? Bedbaht adam kim? Yine gafur. Kim bu? Sol yolu tercih eden. Evet. Şuraya mana ismiyle bakan ha. Hasan abi şuraya. Şöyle yazayım o zaman. Bedbaht. Mana harfiyle bakan Hasan abi kimmiş? Mübarek akıllı zat, mübarek kardeş. Akıllı mı? Mübarek akıllı. Mübarek akıllı zat. Peki mübarek akıllı zat ne yapıyordu Hasan abi? İyi huylu, hüsnü zan ile. Evet. Hayata bakıyordu abi. Hüsnü zan. Yani şuraya şöyle. Bedbaht neydi abi? Suizan. İkisinin de abi içinde izan var. Evet. Zan ve suizan. Birinin izanı suyu, birininki zanlı hüsün. Hüsnü evet. Bu hiç dışarı çıkmadım abi. İki kardeş de ben de. Bu benim manay harfiyle bakabildiğim yön ve hatta manay ismiyle baktığım, gafletli olduğum, bedbaht olduğum halim. Bu benim abi. Bu benim içimdeki savaş. Burası serbest bölge. Herkes at koşturuyor Hasan abi. Burada herkes at koşturuyor. Yavaş yavaş geliyoruz inşallah. Şimdi. Evet. Şimdi abi sıkıntının şimdi önce kendimi şablon olarak çizdim. Yavaş yavaş bunu dolduracağız inşallah. Ama arada bir de sıkıntının tefrit, vasat ve ifrat modunu yapmak istiyorum. Yazmak istiyorum. Bir de suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyetini arka tarafa isterseniz bir yazayım. Onun üzerinden onları dolduralım inşallah. Ah, bu dersler var ya.
onu hastanede psikiyatrist ve psikoloji bölümünde yatan hastalara, gelen şeylere, ondan sonra hasta bugün gelmiş ya polikliniğe, orada konferans salonu alacaksın. Evet. Ondan sonra bunu anlatacaksın, görsen. İşte acayip bir şey. Çok, çok abi. Olacak yani, o da ama. Burada, burada inşallah abi. Resmen Hasan abi, yatırıyorsunuz masaya abi ya. Evet. Yani sen kendini masaya yatırıyorsun. Ameliyat edin. Açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun. Kamera. Beyni açıyorsun abi, aynen. Beyni açıyorsun. Şimdi beyinde küçük bir virüs, Hasan abi şurada. Ama bütün vücuda ateş veriyor abi. O beyinde o mikrobu en hücre köşede bulmadan, o mikrobu oradan temizlemeden bu vücudu ateşten kurtaramazsınız. Evet. Şimdi biz bunu açmalıyız. Bu kalıplara elhamdülillah yüz kaçıncı dersi yaptık Hasan abi dima olarak en son? 131. Elhamdülillah. 131. dersin öncesinde sizin muculuk geçmişinizde ekleyelim Hasan abi. Bütün bunların dışa vuruşu Hasan abi, sırf şu basit gibi gördüğümüz Hasan abi şu yani çevirmeden geri dayanamıyorum evet. Abi. Yani bu sanki çok basit bir şey gibi baktığımız şu serbest bölge değil bu mi? Evet abi. Ve o serbest bölge diye o sistem çıkması için usta gelmek, küçük çekmeceye, dershaneye. Evet. En zor durumunda, çok zor durumunda. Hain demişlerdi bilmem ne. Usta geldi. Hep böyle bilirsiniz, dima aşağıdan yukarıya, tahayyül tasavvur yukarıya doğru çıkardı, en dışarıda tahayyül, hayır dedi. Yukarıdan aşağı yapacaksın ve tahayyül ve tasavvur, yükseklik yok dedi. Şu daha cami, şu daha cami değil. Birisi bu, işte o yani o şekilde, çizdiğin gibi dairede. Yani kardeşim, ustad gelmiş, tarif etmek ki doğru olup nereden biliyoruz? Olaya mutabık. Yani Risale-i Nur'a uygun. Evet. 278'de zaten mer diyormuş, serbest diyormuş ya. Zaten mesela Risale-i sözlerde. Şu, bu serbest bölge bilinmesi bir insana yetmez mi ya? Abi bu, bunun biz kıymetini hala fark etmiş değiliz. Değiliz. Yani bu bütün her şeyi, bakın ben şu... Koca Jung ya, Jung evet. Bunu bilmediği için. Evet. Yani tamam diyor, ben diyor mutluyum, kitap okudum, çoktan vardım, her şeyden sıyrıldım ve villada kalıyorum ormanda. Kendi ifadesi, kimseyle görüşmedim, hiçbir olumsuz kitap okumadım, irtibat kurmadım. Ben mutluyken o seviyeye hatta onu aşacak sıkıntı, yani mutsuzluk nereden geldi ki ben mutsuz oldum diyor. Bunu insanoğlu çözmedikçe diyor. İnsanoğluna mutluluk yoktur. Onu çözemedi adam. İnsanın bir ikizi var diyor. Yani aklıma mukabil bir akıl var diyor. Ama nasıl bir akıl? Ben diyor, içimde ben olumsuzlukları almadım, düşmanları almadım. Tamam da benim aklımı halt edecek nasıl bir akıl gelişti diyor. Ben bana mı düşmanım diyor. İşte bu serbest bölgeyi bilseydi. Evet. Her şeyi... Bununla masaya yatırıyoruz. Bak abi. Mesela Freud, bu işi belki de herkesin duyduğu psikiyatristin, psikolojinin babası, kurucusu kabul ediliyor. Ya nereye kurmuş biliyor musun? Psikolojiyi nereye kurmuş, neyin üzerine kurmuş? Tek bir şeye, şehvete koymuş. Yani şey ile cinsellik değil. Yani lezzet ve menfaat ise o iyidir, elem ve zararsa o kötüdür. Ve insanı mutlu yapacak şehvettir diyor. Başka bunun, çünkü bu merkezde çözüyor her şeyi. Biz abi buraya ne koymuştuk? Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehriye. Evet. Üç tane kuvvenin evet. Bu alemde ruhun bu bedende mesken iddiaz edebilmesi, bu alemde insan yaşayabilmesi için ruhu, üç kuvvenin ifrat ve tefritlerin bilinmesi lazım ki vasatta olalım. Evet. Mesela birisi saldırdığı zaman bize kuvve-i gada benim ifratında ya işte. Ha, bu budur işte. Bu adam bu. Ne komik değil mi? Bu adam şu. Tabii mesela şu kuvve-i şehriye sokakta hayvan gibi beraberler. Bu kuvve-i şehrin ifratı. Evet. Yani karısını bırakmış, harama gidiyor. Tefrit bu da ya. Doğru. Yani şey yapmış. Vesaire, kuvve-i akli. Kuvve-i akli bir bakıyorsun adam, o onu aldatmakta,
kandırmakta, zulümde kullanıyor aklını. Sanki becermiş yani. Hmm. Uyanık sanki. Hmm. Yani çok akıllı. Onu bunu aldatmış. Bırakmış ahirete. Ahiretinden vazgeçmiş bu adam. Bu adam akıllı ya. Yani. Onun için kuvve-i aklıya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeriyeli vasatı mesela yazar mısın şuraya bir kenara veya öteki tarafa? Bak o çok önemli, sana da lazım olacak. Çevir abi. Kuvve-i aklıyı yukarı yazar mısın abi? Kuvve-i, ya ifrat, tefrit, vasat yaz ilk önce. İfrat, tefrit ol. Tefrit yap. Tefrit yap abi. Geç ortaya. Aha, yaptın vasat. Tamam. Şimdi bak, kuvve-i akliyenin tefriti, kuvve-i akliyenin tefriti nedir? Gabavet. Tamam? Gabavet. Bak şimdi bir şey toplayacağız. Kuvve-i akliye neydi? Tefriti, gabavet. İfrat hemen yaz. Yani güzel olmaya gerek yok. Celbezi yaz. Tefriti mi? İşte ona şey, hikmet yaz hemen. Sırayla gidelim. Hikmet. Çok önemli. Ha. Celbezi. Şimdi kuvve-i gadabiye koy. Kuvve-i gadabiye. Bak o kadar acayip bir şey çıkacak ki. Ahlak çıkacak şimdi. Allah Allah. Ahlak çıkacak şimdi. Sanki bir acayip bir tevafuk oldu abi. Evet, ahlak çıkacak. Kuvve-i gadabiyenin tefriti cebanet. Cebanet. Korkulmayacak şeylerden de korkar. Cebanet. Cebanet. 21. sayfada işaret edeceğiz da söylüyor. Vasatı kuvve-i şeyin şecaat. Aferin Emre. Emre'yi pek kale almıyorsun ama gafur. Anlayayım. İzmir Kabadayı'sı abi. Ha bak. İki aile, nedir? İki aile yazın. Şecaat. Şecaat. Değil. Aa, ikisi de o. Tamam. Şecaat. Şecaat. Şimdi ifratı nedir? Tehevvür. Hiçbir şeyden korkmamak. Maddi manevi. Maddi ve manevi hiçbir şey. Tehevvür. Tehevvür. Görüyor musun bunu? Tehevvür. Şimdi kuvve-i şeviye yap ağzı. Bak şimdi. Bu kadar hoşuna, hoş çıkacak ki bak şimdi. İnşallah temel olur bu dersin de. Kuvve-i şeviye. Tefriti. Humut. Helalini, haramına hiç arzusu yok. İlicinselik değil. Telefon istemez, çorap istemez, elbisin, eski elbiselerle kanat eder, boy sağlam milletin. Humut. Yani hiçbir şey şey yapmıyor yani. Cimrinin pintinin pinti. Hiçbir şey şey yapmıyor. Humut. Vasatı nedir kuvve-i şeviyenin? İffet. İffet. Yaz iffet. İffet. İfratı nedir peki? Fücur. Fucur. Bak şimdi abi. Fucur. Şimdi ortalardaki vasatı kırmızı kalemle toplar mısın abi böyle? Şöyle. Ha oradan veriyor. Oo gel hepsini al içine ya böyle ok çıkarıyor. Ha tamam ha. Al onu abi. Şuraya, şu oraya. Ha abi. O ne adalet? Adalet bu üç tane sıfatın toplamıdır ki ahlakın temelidir. Denge, sırat, müstakil. Ya. Ahlakın temeli ya. Ahlak neymiş? Adalettir. Adalet hak sahibinin hakkını vermek, haksızlara şey yapmamak, engel olmak bu eylemsel avami ifade. Adalet hikmettir, şecaattir, iffettir. Allah Allah. Vasat, abi o zaman müstakil. Bu nasıl oluyor abicim o zaman? Şimdi burada ne diyor? Ahlakı düzgün insan. Yani kuvve-i akliyesini, gadabiyesini ve şehviyesini vasatta kullanabiliyor. Kullanan, tutabilen bir güzel ahlak. Ve neymiş? Akıl. Akıl. Ne çıktı abi ya? Ve adam bu sefer bu sıkılmıyor değil. Koca fahri kainat sıkılıyor. Olayları zatiyle, kaynağıyla yorumlama o meleken gelişiyor. Hmm. Mesela diyelim sıkıldı. Adam zulmetti, küfür etti, bilmem ne yaptı, tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber sizce kafir gebertmedi mi? Hazreti Fatıma'ya ne dedi savaştan geldiği zaman kılıcını verince? Ne dedi biliyor musun? Bu çok iş gördü diyor, bunu bir temizle demiş. Ubey bin Halef'i burada ben geberteceğim diyor da. Ama kılıca basmaz. Koca İslam ordusunu Mekke'ye giderken fethetti. Dişi bir köpek yavrusunu emziriyor diye orduyu
Bu onda yönünü çevirtmiş. Evet. Ama öteki tarafta böyle. Kardeşim, peki ne yapmış? İsyan etmemiş, şikayet etmemiş, tamam mı? Ya olayları sahibi merkezli düşünmüş. Meşek canibinden bakınca şikayetçi oluyorsun. Allah canibine bakınca hakikaten olması gerekiyor. Yani bu adam, bu kadın, bu insan ne yapacaktı ya? Hasan benim gibi mi yapacaktı? Benim kadar donanımım var, benim kadar çalışması mı var? Niye benim gibi olsun ki? Niye olsun ki gafur? Ve Allah'ını seversen senin eşin, dostun, arabada makas sana yapan arabada, seni kızdıran, seni çalıp çırpan, senin kadar donanımı yok ki. Ahmak seni donaldığımı zannetmiş ki akıllılık yapmış. Allah Resulü ne güzel demiş. Eğer nefsini aldanmasaydı aldatamazdı. Aldatan kimdir? Aldanandır. Her şeyi bırakmış ahirete. Adam tenkit üzerine, eleştiri üzerine ömrünü geçiriyor. Bundan daha büyük ahmak var mı? Ben dua ediyorum bazılarına. Ya Rabbi beni tenkit eden, bazı küfreden vesaire. Doğru söylüyorlarsa haşir meydanı provası olan kendime dikkat ediyorum. Bakayım, ona böyle bir şey haşirde karşıma çıkarsa ne diyeceğim? Onun cevabını bulmaya çalışıyorum veya tövbe ediyorum, tövbeyle bloke ediyorum. Unutmuştum o günahımı. Veya doğru söylüyorsa gıybet ediyor. Bak şimdi, yalan söylüyorsa iftira ediyor. İkisi de bana kâr. İyi ki varlar ya. Bu kadar pis günahlarımızla nasıl gidecektik ki? İyi ki var. Ben size keyif bağışlamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hadi devam et. Abi şunu, ben kendi dersime mal edebilmek için, Allah sizden razı olsun, şuraya şunu yazabilir miyiz? Mübarek akıllı zat diye. Evet bu. Mübarek akıllı zat diye sana bunu buraya yazayım ki, bu bize hakikaten onun ne demek olduğunu bize göstersin. Mübarek o. Evet. Mübarek zannediyor ki bizde, ha mübarek, mübarek. Saf tirik zannediyor toplumda. Evet. Ne, çalıp çırpmayan, çocuk hak hukuka riayet etmeyip, sırada kalmayıp, arkadan bir kilo kıyma alabilen, ben çocukluğumu anlatıyorum, koyu kuruk vardı. Ekmek almak için, kıyma almak için, yağ almak için, tüp almak için. Çocukları aileler kuyruğa sokardı sabahleyin. Ha? O nasıl halletmişse, benim oğlum bir tane hırsızlık yapmış ya. Onun bunun eline geçmiş. Onlar takdir görüyor. Şimdi öteki mübarek ya, bu mübarek ya. Ya. Niye? Oysa... Kendi dünyevi menfaatlerine uygun geldiği için adamı mübarek kılıyor. Ya mübarek yani uyanıklık ve kar kabul ediyor. Evet. Ama onlar ne olmuş? Bitmiş çoğu insan. Mesela benim akranlarım, yani 50'den sonra Türkiye'de %15 yaşıyor. Diğerleri ölmüyor. Yani bir hastane sahibi anlattı geçen gün. Cenaze için gelmişler, hastane sahibi ya. Dedi ki %15'miş. Kendisi de emsal benimle. Ben de bir iki yaş büyük. Biliyor musun şükret dedi sen de, ben de en azıra. Çok şükür benim köyüme baktığım zaman yakınlarıma, benim akranlarım, benim emsallerimin %80'i, %90'ı toprakta. Toprakta ya. Hasan abi bir soru sorabilir miyim size? Yani bu kadar bu dersleri alıyoruz ama bazen sanki sıfırlanıyor aklıma. Mesela şu anda şöyle bir şey düşündüm abi bir anda. Şimdi Hasan abi biz beşer olarak bütün zıtların cemi miyiz abi? Evet. Öyle değil mi abi? Hı. Ama şu anda şöyle tefekkür ettim ki abi. Biz şu benim serbest bölgem aslında bir makine abi. Zıtları ayırıyor. Evet, devam. Pat 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 pat. Zaten elek demiştik ya. Şuraya zıtlarını ayırdıklarını mı atıyor abi? Elekte, elek neydi? Fehim. O zıtlar karma. Evet. Mesela çay fabrikasında elek nasıl diyor biliyor musun? 2 numara, 3 numara, 5 numara çaylar çıkıyor. Evet. Tamam. Şimdi ben müdür gezdirdi de cemaattendir. Şimdi elekten böyle elek sağlanıyor böyle. Tıpkı aynı yaptığın gibi böyle evet. böyle sağlanıyor. Evet. Ufaklar o delikten geçiyor. Büyükler geçmiyor. Gide herkes deliğini buluyor. Evet. Herkes eşini buluyor. Düşeceği yeri noktayı biliyor abi. Biliyor. Ya Mevlasını ya belasını demiş ya. Hmm. O gidip biliyor. O ona yeri orası. Yeri orası. Sen diyorsun ki bu delikten geç. Ya kardeşim doğru. Olmuyor işte. Doğru. Yani yapacağını yap, yaptığın olduğu kadar, olmayan kadar. Doğru. Bir daha şunu söyleyelim. Çocuğunuza, eşinize, akrabanıza anlattınız. Yani yaptın yani gereken. Olmuyorsa şöyle diyeyim. Olduğu kadar, olmayan kader. Bırak kaderini yaşasın. Hmm.
Bırak kaderini yaşasın. Azap çekme. Ya çok uğraştım bu adam olmaz bu şey. Ya bırak. Bırak kaderini yaşasın. Unutma. Bırak kaderini yaşasın. Yaşasın bunu. Burada bir ders olayım. Evet. Mesela ya çocuğa bu kadar yatırım yaptım okula kursa gönderdim bir yere kazanmadı kazanamadı şöyle yaptı kilosunu şöyle oldu aç oldu şu oldu. Ya bırak kaderini yaşasın. Dünya vaki değil. Devam. Abi şimdi buraya tekrar döneceğiz. Şu şeyi inşallah bir çözelim birlikte. Bak bugün ne yazmışım biliyor musun? Evet abi. Bugün. Ölüm korkusu faniliği kaldırıp bakiliği canlı tuttuğu için bekanın gübresidir denilmiş. Yani ağacın gübresini hayal et. Hı hı. Ölüm korkusu bekayı öne çıkartsın diye konmuş. Yani ağaca gübre neyse ölüm korkusu beka duygusunu öyledir. Ölüm korkusunu kaldırırsanız beka denen bir duygu bizde olmaz. Bekayı öne çıkartıp var etmek içindir. Evet. Ama biz gömülüyoruz ona. Sıkıntının da aslı bu dediğiniz aslında evet, abi. Evet. Sıkıntının aslı bu. Şimdi sıkıntı evet. Vücut dairelerinin gübresidir. Gübredir bu. Yani mesela sıkıntı Adem'dendir diyor. Hı. Adem sıkıntıdır. Atalet yani hareketsiz, işsiz adam, sıkıntılı adam, hı-hı, muzdarip adam. Hı-hı. Sıkıntı nedir? Oradan çıkması için harekete geçiyor. İşe atlıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, satayım, şöyle yapayım, üreteyim. Peki, sıkıntı nedir? Vücudun gübresidir. İyi ki var. Doğru. Gübredir ama. Doğru. Tamam. Çok güzel. Şimdi o zaman abi, çok çabuk bir şekilde ben şeyi yazayım inşallah. Bu dersten gayemiz ne biliyor musun? Evet abi. Ben kendim istifade edeyim. Hasan abi, inanın şu iki gün yaptığım dua kesinlikle buydu. Elhamdülillah Allah'ım buna karşılık beni muvaffak ettiğini inanıyorum. Çünkü ben çok istifade ettim. Çok şükür. Çok istifade ettim. Neticede. Evet, elhamdülillah anlatırken de tamamlanıyor abi. Zaten ne zaman öğreniyorsun biliyorsun? Bu topladığın zaman değil. Yok. Topladığın zaman malumat sahibi oluyorsun. Evet. Ders yaparken öğreniyorsun. Kesinlikle çok, hakikaten gerçekten. Bizim bir tane teknik lisede hoca vardı, matematikçi. Kopya çekme göz yumardı. Biz de ona, biz de talebeler de onda salak gibi bakarlardı hocaya. Sonra sene sonunda ne dedi biliyor musun? Bana böyle bakıyordunuz değil mi dedi. Sustular ya, ben de sustum yani böyle. Kopya. Dedi ki, oğlum dedi, gayem ben size matematik öğretmek değil mi dedi. Ama o kopya anında çekerken verdiğiniz dikkat beyninizden çıkmayacak. Hiç unutmayacaksınız. Ben dedi çaktırmadan size kafanıza soktum da haberiniz yok. Benim gayem size not vermek değil, matematik olayım. Çok güzel. Anladın mı? Allah seni bu dünyaya sıkmak için göndermemiş. Azap vermek için göndermemiş. Evet. Bazı şeyleri uyandırmak için. Mesela toprak altındaki çekirdeği kim patlatıyor biliyor musunuz? Toprak altındaki çekirdeğin ortaya çıkması için toprakta değil, güneşte değil, suda değil, şimşek vuruyor. Şimşek patlatıyor. Şimşek, tamam mı? Ustad şimşeğe şöyle diyor. Çekirdeğe haliku habbi ve neva, çekirdeğe uyan emrini vermek diyor. Ayet-i Kübra'da şimşeğe. Onunla patlıyor. Bakın. Ama ne kadar kötü. Dikkat edin. İlk baharda olur. Çoğunlukla, ekseriyette çok az olur diğer zamanda. Şimşekler o zaman olur. Ne şu nema bulması için. Peki baharda ve kışın oluyorsa havadaki azotun, oksijenden azalıp denize inmesine ve balıklara yem olması içindir. Yani toprak altındaki çekirdeğin bile semadaki güne şimşekle uyandırılıyor. Bu adet-i ilahiye insanda var. Ben bunların çekirdeğiyim. Bendeki ulvi hisler nasıl inkışaf edecek ya? Ben Rabbime, Rabbim şahit, yalana şahit olmaz. Kafir olur Allah muhafaza. Ben hapishane hayatım şu var ya. Hı. Şimdi bu demiyorum. Bu hapishane bir şey değil. 98 esas benim. Esas çile o yani. 6 ay dağda, merzelerde kalmak. Sana gene iyi ekmek geliyor. O otların içinde kalmak, ağaç koluna kalmak. İyi ki oldu diyorum biliyor musun? İyi ki oldu.
Her halime şükrediyorum. Her halime şükrediyorum. Ağzım da alıştı. Çok şükür. Çok şükür. Telefonlarda böyle. Çok şükür diye hep ağzım alıştı. Şimdi bazen bir sıkıntı olduğu zaman onun o tepedeki kulübeyi basacağı, bastıkları zaman jandarma, ben derenin karşısında yaylalarda var ya böyle, sen bilirsin böyle merze, dört duran böyle çatırlı bir şey, içine ot koyarlar. O otun içinde ne kadar yakmışım? Otun içinde ne kadar yakmışım? Hot notch. He? Hot notch dediler bizde. He, biz de işte merze, orada otu şey yaparlar, kuruturlar. Biçerler, kuruturlar, de orayı yığarlar, sonra müsait zamanda taşıyacak. Dağın tepesinde üzerine, şu üzerine çatı ya, yungadan veya bir şeyden çatı, saçtan çatı, dört duvarı açık, için, yani üzerinde saç var, branda var, ot yığmış, ben onun içine yatardım ya. O faili meçhul ve asit kuyularında, ya bu sana bir şey değil ki, ben onu kastediyorum. Yani iyi ki olmuş diyorum ya. Beni ancak adam etmiş ya. Bedava vermemiş ki Allah hiçbir şeyi. Çok şükür, iyi ki böyle olmuş ya. O kadar hoşuma gidiyor ki ya. Mesela bak şimdi Maltepe hapishanesinde yattım ya, yeni yakın. Onun bugün şeyi geldi, ekmek parası, elektrik parası, su parası, harcadıklarımın parası geldi. Bugün. Nasıl, size mi ödettiriyorlar? Tabii, bana. Gerçekten. Onu ödetti. Ama muhtardan alsaydım bir belge, fakirdir diye. O almıyor ama. Ha şey yapar mı? Şimdi Maltepe'de, Silivri Metris'teki daha gelmedi de, olası o gel. Ve şükrediyor. Benim yeğen yatırmış. Ondan sonra, ya niye yaptın? Ben bu ganimeti, fırsatı kaçırır mıyım diyor. Yani çocuk burs parasını gitmiş. Allah Allah, devletim onda var da. Yani şükrediyorum, onu demek istiyorum. Şükrediyorum. Bugünkü sıkıntın belki veya bir hafta önceki haşir meydanında nice günahlarınızın ve affına vesile olacak ya. Ya bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Nerelere mal oluyor. Bizi yetiştiriyor kardeşim. Seni hiçbir gafur, hiçbir şey adam edemez. Hiçbir olay ancak sıkıntılarla bir sonuç. Evet, kesinlikle. Kesinlikle olmayız. Fıtrat seni de öyle benim. Benim hangi kalıba sokardı Müştah Bider'deki 37 tane vakıf vardı diyor senin döneminde. Hiçbir tane, seni hiç dedi ihtimal vermezdim. Çünkü merdivenleri çift çift çıkardın sen. Şimdi uyandın diyecektin. Merdiven, bir de nasıl biliyor musun? Zıplaya, tek ayakla çıkıyorum ya 5. kat. Meğer arkadan şey yapmış. Ben tek ayakla inip çıkıyorum. Yani hareket. Ya bu adam dershane de olur mu? Ama şey kader işte. İyi ki böyle ya. Çok şükür. Hadi devam edelim. Elhamdülillah. Şimdi abi ikinci kalıbımızı bir hemen yapalım. Eğer inşallah bir hatamız olmaz. Sıkıntının abicim tefrit vasat ve ifrat modları için. O da mut var. Sıkıntının ifrat tefriti. Tamam. Yani onu şöyle yaptık abi. Önce vasattan başlayalım abi. Şimdi sıkıntı anlattığınız, şimdi o kadar elhamdülillah abi anlattıklarınız o kadar güzel tamamladı ki. Şimdi yani mesela sırf sizin şu anlattıklarınız, şu anlattıklarınızla şurayı doldurabiliriz abi. Çok şükür. Sırf şu anlattıklarınızla. Mesela sıkıntı sizi adam ediyor dediniz. Ne, nasıl? Mesela iyi ki yaşadım dediniz abi. Çok şükür. Peki nasıl yaptınız bunu? Nasıl yapıyorsunuz Hasan abi? Öyle güzel. Yani tevekkül. Bak ya. Teslimiyet. Altına doğru inkika, ha güzel. İtimat ve kanaat. Rabbine karşı. Evet. Ne acayip bir şey, sihirli formül ya. Yani sıkıntıyı, sizin anlattığınız o mezarelerde kalma olayınız, hapishanedeki olaylar, bütün bunların tamamı Hasan abi, bugün iyi ki de olmuş dedikten işte bunlar abi. Evet, iyi ki olmuş. Allah'ım şahit olsun. Evet. İyi ki olmuş.
Evet. İyi ki olmuş. Bu Met Zehra'nın abisi vardı. Beykoz'da, dershanede. Ben söyledim, canlı canlı duvara çaktıkları zaman. Büyük çiviyle alnından İsa Aleyhisselam çarmıh gibi var ya. Kollarından ve ayaklarından ve kafasından çaktıkları zaman. İzzettin abi diye. Met Zehra'nın şeyi. Dershanede. O zaman büyük o böyle kıyma fabrikalarında adamları sokarlardı. İnsanı kıyma yaparlardı. Ya denize atarlardı veya bildiğim için söylüyorum domuz çiftliğine verirlerdi. Faili meçhul asitlerle atılırdı. O dönemde işte mecbur yakaladığın anda mutlaka ya kıyma makinesi olacak. Seni pek vurmuyorlar, sorguluyorlar. Ya asit kuyusunda yok olacak. Öyleydi 96-98. Bu Tayyip Yener'e kadar. Yani bu bilinen bir şey yani. O zaman o başvurdu, o bir şey değil başvurdu. O zaman iyi ki ama o dönemi bile iyi ki oldu diyorum. Ya arkadaşlar bir şeyimi kendime anlatmak için değil. Malzemem bu benim. Başka verecek misalim olmadığı için herkes kendi aleminde bilir. Geçmişinize bakın. İyi ki onu yaşadınız. İyi ki onu yaşadınız. Hasan abi şöyle bir şey düşündüm ben aslında. Yani ondan inşallah yavaş yavaş kendinden çıkacak oradaydı abi. Şimdi yeri gelmişken söylemek istedim. Şimdi mesela iyi ki oldu diyorsunuz. Veya işte tevekkül, teslimiyet, itimat ve kanaat. Yani bunu neyi, nerede kullanacağınız da çünkü benim bir vazifedarlık, bir ubudiyet, bir de beşeriyet yönüm var. Şimdi benim vazifedarlık yönüm ile yaşamış olduğum sıkıntıda Hasan abi benim tavırlarım daha farklı olmalı. Çünkü evet. Burada umumi hukuk devreye giriyor. Evet. Şahsi hukuk aradan çıkıyor. Yani böyle bir ayrım da var Hasan abi. Yani dolayısıyla isterseniz bunları bir tamamlayalım bakalım onlarla alakalı neler tamam. Çıkacak abi inşallah. Tefritine bir yaz bakayım sıkıntını. Vehim dedim abi. Vay be koy. Vehim dedim ki abi suizandır bu bizdeki. Yani zan abi. Şimdi zan ayrı, vehim ayrı, işte böyle ayrı ayrı. Şimdi bunların hepsi bir, hepsi bir. Mesela suizan. Mesela birazdan buraya, bunu da yazayım, bunu da ifade edeceğim aslında. Mesela buraya daha sana bir vesvese dedim abi. Vesvese. Mesela şunu anlatmak istiyorum. Burada da suizan Hasan abi. Bu da suizandır. Ama suizandır. Ama Hasan abi. Şimdi suizan nerede? Bizim serbest bölgemizde değil mi abi? Hı hı. Zanların olduğu yer. Ama vesvese kalbidir. Burada aklidir diyebilir miyiz abi? Değil mi abi? Evet, aklidir. Bu ne? Bunu şu anda ulema dediğimiz adamlar veya psikolog dediğimiz adamlar doktor bunu böyle tasvip ediyor. Nerede edecek? Nereye Allah getirmiş? Gafur kim ya? Mayacı gafur. Değil mi? Evet. Şükretmek için. Evet. Yoksa Ahmet Mehmet'i kim elhamdülillah. Bunu şey demiş, Bilal Habeşi demiş. Sohbetin ortasına kalkmış Allah Resulü'nün yanında. Herkesin içinde raks etmeye başlamış. Dans oynuyor. Hazreti Ömer kızmış. Allah Resulü hafif tebessüm etti. Tabii o bitirene kadar. O hal coştu. Hazreti Bilal sonra kendisine geldi, oturdu. Allah Resulü sordu. Ya Bilal, sana bunu yaptıran neydi? Ne dedi biliyor musun? Ya Resulallah, hidayet anlatıyordu. İyi ki hidayeti Allah senin eline vermedi. Eğer hidayeti Allah senin eline verseydi, senin akrabaların, yakınların veya önde giden insanlara hidayeti verene kadar bana gelmezdi ve vefat ederdin sen. İyi ki Allah hidayeti kendi elinde tuttu. Onun için dans ediyorum ya Resul. Hidayeti Allah sana vermediği için. Senin dedi bak yakınların, akrabaların, önde giden insanlara hidayet vermek için ömrün biter de bana gelmezdi sana. Bunu da Bilal'den, Hazreti Bilal'den daha iyi anlayan olmazdı. Olmaz. Köle ya, köle. Ya köle. Siyah öyle. İyi ki Allah var. İyi ki muhatap almış biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür. Abi renkleri çok nasıl bir derse muhatap etmiş bize. Asıl ya Risale'nin bambaşka ya.
Şimdi baktığın zaman din mi dersin, psikoloji mi dersin, hastaneye mi geldin buraya, muayyaneye mi geldin, sebaba mı geldin, anlamış değilim. Bir tanesi bana dediği gibi, Çaylı'nda var ya Şerif Oğlu Camisi'ne, Cuma'ya çıktım hutbe, tamam mı? O diğer adam da öldü, muhafız çıkarttı beni, bizim var ya. Ya dedi arkadaşlar, orada demiş, ya hafız demiş. Bu adam hocam mı fizikçi mi dedi ya? Bunlar bunu anlattı. Dinle ne alakası var diyor ya. Çıkartmayın bunu dedi ya. Pazar Camisi'nde tepsinin içinde kağıt taktığınız zaman Hasan abi. Cuma'da. Cuma hem de bayram. Kürsüde ahiret nerede? Kağıdı yaktım biliyor musun? Bütün bürokrasi de orada. Hem bayram hem cuma. Yani Allah'a sonsuz şükürler olsun. Nasıl bir derse o talebeye girmiş Allah kesin. Şuraya bak ben şunu da devam et. Şunu anlat bakalım. Şuraya üstün üzerine bir yazayım abi. Şimdi Hasan abi. Anlat abi şunu yazdığını, sıkıntını, infat tepkisi. Vasatı anlattın. İfratı vesvese. Evet abi. İfratı vesvesedir abi. İfrat vesvese kalbidir abi. Şimdi suizan diyoruz. Ama Hasan abi şimdi şöyle, az önce de anlatmıştım ya, beyindeki, yani bu kalbidir derken kalp lümey şeytaniye. Evet, yani o ayrı, o ayrı, o ayrı. Aslında bunların hepsi bir cem. Biz anlamak için bunları açıyoruz abi. Yani benim zanlarımdaki bir bozukluk benim sırasıyla kalbimi, ruhumu zehirleyebiliyor abi. Evet. Yani bu suizan serbest bölgededir. Vesvese kalbidir. Bu nasıl oluyor? Değil. Bu bir bütündür abi. Bu bunu bozuyor. Yani bununla birlikte bu bunu bozuyor abi. Evet. Bunu böyle anlıyorum ben. Vehim de yine aynı şekilde Hasan abi. Yani vehim dimağdadır ve erva habiselerdir, cinlerdir. Kötü arkadaşlardır. Evet. Sonra, yani onlar da aslında şuraya seyrettiğimiz filmlerdir. Onu çaresi, evet. Onu yani çaresi terklerdir. Çok başka şansı yok. Evet. Terkler. İnşallah oraya da geleceğiz. Onu ben burayı zaman almasın diye bunları yazmadım ama aslında. Yazma. Evet, evet, onları. Evet. Çünkü onların terkler falan da inşallah girecek bu işin içine. Şimdi Hasan abi bunu böyle bir şablon olarak şimdilik koyduk mu? Şimdi evet. İnşallah geçelim Hasan abi. Çok güzel bölümler Risale-i Nur'dan, Allah razı olsun, üstadımızdan yazmış, sunmuş bize ama çok şükür. Bu sıkıntıyla alakalı Hasan abi beni en çok banteli dedirttiren yer burası gibi geldi bana. Hangisi abi? Burası abi bana, evet abi, burası suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti bana işaret eden bölüm burası abi. Okuyacaksın yani. Evet. Merak bir okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanında kısmen teessürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Bakın. Sıkıntıdan gelen bir gafletle, Hasan abi, sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici envarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Hasan abi, kalbime baktım ve ruhumu aradım diyor. Bundan ne anlıyoruz abi? Yani kalbime baktım, ruhumu aradım. Ayırmıyor birbirinden sanki abi ya. Yani kalbindeki ruhunun tesirini, kalbindeki ruhunun vaziyetini mi arıyor acaba? Bu ne demek? Sen kimsin ki bir şeyi kalbinde arıyorsun, bir de ruhunu kalbinde arıyorsun bir manada. Yani ben böyle aldım. Bakın ne diyor Hasan abi? Diyor ki kalbime baktım, ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka. Bir. Ve şiddet bir muhabbeti vücut, iki. Ve büyük bir iştiyak-ı hayat, üç. Ve hadsiz bir aç ve nihayetsiz bir fakr. Bende hükmediyorlar. Allah.
Hasan abi sıkıntının suretini, kanuniyetini, hakikatini ve mahiyetini üstad sıraladı burada Hasan abi. Söyle bakayım o dört taneyi. İnşallah yazayım abi onları. Yaz. Yazayım. Hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fena. Bakın sıkıntının özü çıkıyor ortaya. Hı. Neyi arıyor? Ne halbuki karşısında neyin olduğunu fark ediyor. Sıkıntıya düşer oluyor. Asıl sıkıntı, asıl büyük dert. İnsanoğlunun derdi, sıkıntısı bu abi. En büyük sıkıntı bu. Bir daha okuyayım ben burayı. Ruhum aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka. Bir. Şedid bir muhabbeti vücut. İki. Büyük bir iştiyak-ı hayat. Üç. Ve hadsiz bir aç ve nihayetsiz bir fakr. Bende hükmediyorlar. Allah. Halbuki müthiş bir fena. Hiçbiri yok bunların. Sen de ne hükmederse hükmetsin. O bekayı söndürüyor. Sıkıntıyı gördünüz mü abi? Bundan büyük sıkıntı olur mu abi? Ya. Yoksun. Yok, dünya seni ama yarın bitiyorsun. Misal. Ya. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü denim. Yani dilin beka isterken hak benim erimemi, kaybolmamı istiyor. Sonra bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Meyusane başımı eğdim birden. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ayeti imdadıma geldi. Beni dikkatle oku. Ben günde 500 defa oku. Hasan abi, hasbunallahu ve nimel vekil. Her şeyi elinin tersiyle itiyorsun. Yeter. Aynen. Oh, bitti. Şimdi bunu abi şöyle bir yazayım abi inşallah. Sıkıntının Hasan abi. Sıkıntı diyelim. Sureti, kanuniyeti merak ettim bakayım. Hakikati, mahiyeti. Önce aslında isterseniz sureti, arkada ben vardım ya abi. Ben arkada kendimi yapıyordum ya. Şimdi orada da nerede bunlar? Önce onu bir yazalım abi. Yaz. Sureti dima Hasan abi. Dimada zan olarak abi. Tamam. Gir içeriye. Evet. Vicdanda his. Vay be. Çok güzel. Çok acayip. Hakikati her şeyin de olduğu gibi diyelim Hasan'a bak. Kalp. Esmaların evet. Mahiyeti de Hasan'a bir ruh. Şimdi peki, o zaman kalbe yazdığına göre duygu koy. Ruha da latife koy. He. Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Latife. Kalbim çok güzel. Allah razı olsun abi. İnşallah. Ben unutmadan abi müsaade ederseniz şunu bir yazayım şuraya bir ya. Yaptım.
Çok güzel ya. Aferin. Hani benim gibisin. Bulduğum bir şey... Derste kalkıp yazıyorum ya. Kafadan eksik olmuyor. Evet, şimdi Hasan'a bir yere kadar o zaman şunu yazayım. Şimdi da... Başka renk varsa onu da yazmış. Yok. Çok şükür yarabbim. Görüyor musun? Sıkıntı bak ne yaptı ya. Abi dimağda sureti hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr. Vicdandaki büyük bir iştiyak hayat. Aşk vicdanda mı oluyor abi? Aşk vicdanda mı? Aşk. Aşk vicdanda olmaz. İştiyak geçti. Evet. Şey, yapsın dur bakayım. Aşkı beka diyorum. Ruhta olur. Onlar, onlar da olur başka. Evet bakayım. Bir. Hasan abi, sıkıntının suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti üstad bence burada bize söylemiş. Yani bütün sıkıntının özü, kaynağı, her şeyi, başlangıcı bence bu abi. Değil mi? Hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr, büyük bir iştiyak-ı hayat, şedid bir muhabbeti vücut, gayet kuvvetli aşk-ı beka. Bunları da bekaya taşımak istiyorsunuz abi. Vücut sahibi olmak istiyorsunuz. Bekaya taşımak istiyorsunuz. Hayat sahibi olmak istiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum abi? Yani bence burada üstad sıkıntının abi bize tabii ben sizin söylediklerinizde de yani yanlış olabilir bilmiyorum abi. Benim düşüncem o ki bu şekilde şekilleniyor. Farklı bir şey söyleyen olur mu bilmiyorum. Bence burada üstad bize sıkıntının, asıl sıkıntının kaynağını ne olduğunu sure, kanuniyet, hakikat ve mahiyet olarak bize tesirlerini ve bizdeki karşılıklarını bu şekilde burada sıralamış diye düşünüyorum. Ve Hasan abi, Hasbunallahu ve nimel vekilin ne demek olduğunu bunları yok eden bir cümle olarak ya, düşünün abi. Çok etkilendim ya vücudu aldım ya. Sıkıntının onun sureti, kanuniyeti, vicdandan yaşayan çok acayip. Peki yani birinci ile dördü sorgularsak ama o konu değil. Sorgulayalım abi. He, yapalım. Yani şimdi sorgulayalım bak, ben de... Cevabını şöyle yapalım. Allah niye insanı nihayetsiz, aciz ve fakir yaratmış? Aciz diye, insanı acizlikte Allah var oluyor. Yani acizlikte nihayetsiz bir kudret gözüküyor. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Müsaadenizle. He. Aslında bundan sonraki okuyacağım bölümlerde inşallah bunlar o kadar güzel çıkıyor ki. O zaman tam kendiliğinden dokunma. Şey yapalım inşallah. Tam dokunma. Şimdi... Bir saat 24 dakika oldu. Ne kadar oldu? Yarı oldu mu? Yok 8 kere. Yarı oldu. Bundan sonraki çok hızlı gider abi ya. Bir yok, şey daha yapalım. Ne kadar? Daha kendime gelemedim.
şunu anlatayım o zaman Hasan abi. Tamam. Şimdi bir başlıklar halinde yapmıştık ya. Ben başlıklar halinde inna şu 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 diye değil. Ama o başlıklar kendiliğinden oluşmaya başladı. Yap bakayım. Mesela şu neden sıkıntıya giriyoruz'u. Mesela bir iki şeyle bir, isterseniz bir hafiften bir okuyayım. Bir iki kısayla okuyayım abi inşallah. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir darı ebedi de bekasını aşk derecesinde arzuluyor. Bakın tamamlıyor Hasan abi burayı. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur. Çabalıyor. Ve öyle arzuları ve mattapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. İnsan bunu neden aldı mesela biliyor musunuz özellikle buraya? Şimdi bir filanca yerde bir deprem olmuş diyorlar. Diyorsunuz. Dönüyorsunuz. Ama Rize'de, pazarda, Güney köyünde deprem olmuş deseler ne yaparsınız abi? O hemen telefon değil mi? Hemen telefon edersiniz abi. Alakadar mı? Evet. İşte insanın ben orayla alakadar değilim deme şansı yok. İnsan her şeyle alakadar. Dolayısıyla sıkıntı her yerden gelme, her yerden yağma olayı üzerimize söz konusu. Yani insan kendini soyutlayamıyor abi. Tecrit edemez. Tecrit edemez. Öyle diyeyim. Evet. Başlıkları oku. Evet. Şimdi fakat yalnız bir cihet var ki beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa göz, akıl, kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar. Öyle de bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendisiyle meşgul eder. Yani az önce de anlatmıştım ya Hasan abi. Yani suizan benim serbest bölgemde, zan benim serbest bölgemde. Ama benim kalbimi de ruhumu da tesir altına alabiliyor abi. Yani hiç başka bir şey yok. Evet yani. Kesin. Yine çok önemli bir şey abi. Şimdi dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermaye hayatı Halık'ımız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyaya 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin. Hasan abi, namaz diyorsunuz, ya namazını kılmıyor ama çok iyi bir insan. Öyle bir şey yok. Yani böyle bir şey mümkün olamıyor abi ya. Şimdi namazını kılmayan adam ne yapıyormuş abi? Namazını kılmayan adam hem kalbi hem ruhi sıkıntılar çekiyormuş. O sıkıntılar ne yapıyormuş peki Hasan abi? O sıkıntılar yüzünden ahlakı bozuluyormuş. Ahlakını bozuyor abi. Yani kuvve-i şeybiye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyede vasatı kaybediyor abi. Evet. Kaybetti. Ve akıldan kopuyor. Bakın namaz kılmayan akılsız adamdır. Çıkıyor mu abi buradan o zaman? Tabii canım. Çünkü yani akıl Kur'an'a muhatap olması nispetinden kılıyor. Evet. Evet. Ama akılla zekayı karıştırdığımız için bilmiyoruz. Peki evet. Meyusane hayatını geçirmek nasıl oluyor aslında? Meyusane şimdi 24. sözde geçiyor ya. Yeis'in zulümatından. Yeis, kalbe zulümat atar. Kimsesizliğin vahşetinde. Kimsesiz. Bak görüyor musun kimsesizlik? Vahşet.
erva habisenin izacatından, yani haramları terk etmekten, etmemekten erva habiseler oluyor. Eylem ya, günah fiildir, eylemdir. Onlardan ruhani yaratılıyor. Kokulardan, zulmetten, manadan, sesten, saftan, her şeyden Allah melek ruhani yaratıyor. İyi şeylerse melek oluyor, değilse erva habise oluyor. Erva haliye, erva habise. Bak, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından. İkide bir, ya iyiyim, bir tuhaf oldum. Niye oldum bir tuhaf? 7 sene önce falan sinemada seyrettiğim film şimdi aktif oldu. Aktif oldu. Mutlaka, çünkü kainata tesadüf yok yani. Peki bu üçü, yeisin zulümatından, erva habisenin izacatından, kimsesizliğin vahşetinden, bu vahşetin dehşetinden nasıl kurtulacaksın? Ya terk ve tecrüplerle de muhatap olacaksın. Kendini tanıyacaksın yani, böyle öyle bir dünya yok yani. Ya adam olacaksın ya da bu dünyada yaşamayacaksın. Yani hayat anlamını yitiriyor. Bak, yeis ne yapar? Yeis zulümata sokar. Ne demek? Her taraf kapkaranlık. Güneş var, senin aleminde sipsiyah. Anlamını yitirmiş hayat, intihar seçenek olmuş. Yeisi kim atar? Şeytan atar. Beymi kim atar? Cinler atar. Şeytan yeisi düşürmeye çalışıyor. Evet. Yeisi düşürmeye çalışıyor. Yeis, dalalet-i fikrin diyor. Evet. Menbaaymış Hasan abi. Evet. Dalalet-i fikrin. Yani yeis, dalalet-i fikrin menbaaymış ya. Evet. Çünkü oradan kurtulmak için nasıl, ne yapacak? Yeis var içinde. Bunu unutmak için sefahata gidecek, evet. Eğlenceye gidecek, gayrimeşru hayata gidecek, unutayım de. Bu sefer fikri bunun karşısında çareyi değil de unutmanın fikirlerini üretir. İşte yok canım, Allah niye yapsın, anne çocuğunu yakar mı? Ya Allah meleği nereden çıktı? Allah niye ibadet istesin ya? Ooo! Dalalet fikir. İkinci lema işte. Ameli muvaffak olma hemen yeise kapılır diyor. Yeisten kurtulmak için temenni eder ki keşke Allah olmasaydı, meleği olmasaydı. Devam et, son şeylerini oku. Tamam inşallah abi. O zaman şurayı da bir okuyayım. Bundan sonraki bölüm... Evet. Şu iki sayfayı inşallah okuyayım Allah'ın izniyle. O zaman hiç dokunmadan, ben de dokunmadan sen oku. Tamam abi. Sen de dokunma, oku. Elhasıl her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Evet. Gel de dokunma abi. Yok, dokunmayacağım. Emreye bile dokunmayacağım. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise saadet-i daireyine mazhardır. Dünya ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Burada az önce Peygamber Efendimiz için ne demiştiniz Hasan abi? Gel de dokunma ya. Yani ne yapmıştı? Kırmış mıydı, budamış mıydı Hasan abi ya? İkna etmek için, yönlendirmek için, anlatmak için. Hoşgörü demiştiniz değil mi, evet, Hasan abi? Bakın, bakın. Sabrediyor, tahammül ediyor diyor. Ama hoşgörü ile yapıyor diyor. Hoşgörü diyor. İnsandır, yapar. Çok acayip bir şey yapıyor. Burada sen bir sığırın kumar oynadığını gördün mü? Sığır kalkırar mı? Sığır da insandır, her şey yapar. Devam et. Evet. O zaman tefekkürümü atlayayım. Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden. Hasan abi, kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden diyor. Vazifesizlik. Yani kalbi çalıştırmazsanız, ruhu işletmezseniz bitmiştir abi. Tabii bu onun adıdır. Kalp sevmiyor. Evet. Ruh kendini inşa etmiyor. Ona buna bahane bulursan, ona buna bir kurt takarsan, yani iyilik sebebini aramayı bırakıp kötülük sebebini öne çıkarırsan, kalp mali muhabbettir, aşktır, muhabbettir. Elçi yapmasan, yani bu tip insanlar Allah Resulü zamanında da yatsın kalksınlar, şükretsinler. O iyi ki o zaman yaratılmamış. Çünkü peygambere de kusur bulacaktır. Niye öyle entare giydi diyecektir.
Tamam. Niye böyle yaptı vesaire. Evet. Kalp şey yapılmasa diyor. Ne diyor? Kalp ve ruhun gıdasızlığı. Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden. Evet. Kalp gıdasızlığa, ruh vazifesizliğe bakıyor. Evet. Yani. Kalp nedir? Eylemle çalışır. Ela bi zikrillahi tetmeyin il kulub. Gıdası da namaz mı? Evet. Yani mesela kalp zikirle mutmain olur. Zikirle subhanallah subhanallah değil. En cami zikir şeydir, eylemdir. İslam'dır yani, namazdır, Kur'an okumaktır. Yani doğru yaşamaktır. Kalbin gıdası bu. Sana dayanamayacağım. Çalıştırmak bir tanesi, işlettirmek. Şimdi üstad şefkat tokadı yediğini, neden şefkat tokadı yediğini söylüyor abi? Yani vazifelendirildiği halde ubudiyetle meşgul olmuş. Ubudiyetle meşgul olmuş abi. Yani vazifeyi bırakmış, evet. Mağaraya çekilmiş, ubudiyet yapmış. Bu onda ya. Sıkıntıya sebep oldu bu sefer değil mi abi? Sıkıntıya yani sebep oldu. Yani vazifedarlığını bıraktığı zaman. Mesela şu bir misal vereyim. Şimdi benim, burada şimdi canlı dinleyen de vardır. Buraya gelip de şimdi gelmek. Şimdi bir sahabe sebepleri vardır tabii. Şimdi benim buraya gelmem lazım. Şimdi ben buraya gelmemek için 10 tane sebebim olur. Gelmem için de 10 tane sebebim olur. Burada ben hakim olacağım. Benim bir vazifem var bu akşam ya. Ben gitmem lazım. Evet. Şimdi vazifeyi bırak, ben evde okuyacağım. Ne yaptın? Vazife darlığını bırakıp ubudiyetine indi. Evet. Çok güzel çıktı abi. Evet. Yani o kadar sebep var ki. Yani aynı şeyde de mesela beşeriyetine insan ubudiyetine daha bırakıp... Acayip mesela. Yani bak şimdi ineyim aşağıya. Bu akşam benim buraya gelmem lazım kendim noktamda. Ya korona da var yani. Ya ben evde de okurum. Ubudiyete indim mi vazifeden? Ubudiyete indim. Evde şimdi ben okurum, tamam. O kanal açıldı, o açık oturum derken hop, ubudiyeti de terk ettim, okumayı da bıraktım. Kaza namazı da kılmadım, Kur'an da okumadım, Risale de okumadım. Televizyon seyrettim, videolara girdim, indim beşeriyete. Böyle sen şimdi sıkılmayacaksın da ben mi sıkılacağım? Ya. Patlamadan o dua çenem. İyi ki oynatmıyorsun kafayı. Çünkü kalp ve ruh, ne kalp çalışıyor ne ruh işliyor. Yapma ya. Çünkü ne güzel diyor, başınıza gelenler diyor, mealen söylüyorum ayette. Hapishanede bu Kur'an'la fazla meşgul olduğum için. Başınıza gelene kendi ellerinizle işlediğiniz günahlardandır diyor. Ya. Devam. Sıkıntılarla meyhanelere, sefahanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden, meyhanelerden ve kabristandan sor. Şimdi bundan sonraki Hasan abi bölümü isterseniz müsaade ederseniz şöyle yapayım. Evet. Yani bundan sonraki bölümü çok kısa bir özetleyeyim başlıklar olarak. Haftayı. Beşeriyet canibinden Hasan abi. Saat 2 saat oluyor ya. Efendim? Yok hemen yani şey yapacağım. Haftaya 2 ders yapacaktık ya. İşte haftaya alı yapacağız. O zaman bırak şimdi. Yok işte bir şunu anlatayım Hasan abi. Tamam anlat. Şu önemli çünkü atladığımız bir yer var. Bir haftaya neyle devam edeceğiz diye Hasan abi. Başlıkları alacağım. Beşeriyet canibinden sıkıntıya bakış. Ubudiyet canibinden bakış. Vazifedarlık olarak bakış. Kader-i ilahi ile bize gelen musibetler. Bir de biz nur talebesi olarak İnşallah en büyük örneğimiz, üstadımız, bütün üstadımız ve abilerimiz bu sıkıntılarda ne yapmış? Üstad bize neyi, kendi neyi nasıl yaparak bize neyi tavsiye ediyor? Evet. Bundan sonraki bölümde o. Tamam. Ama Hasan abi şunu da bir söyleyeyim isterseniz. Bu sizin şeyinizdi. Onu yazmayayım da söyleyeyim abi. Evet. Sıkıntı, tefrit, vasat ve ifrat moduyla alakalı. Bunu da sonradan ekleriz inşallah. Beşeriyetin öne, az önce dediniz ya abi, yaptınız ya az önce. Geri gittiniz ya vazifedarlıktan, ubudiyetten, ubudiyetten şeye. Beşeriyetin öne çıkıyorsa tefrittesin. Ubudiyetin ile aç, fak, kusur, noksan, deruhte ediyorsa bu kişi, ben, vasattayım. Bu sizin şeyiniz de abi, bu çok önemli. Bunu söylemeden geçemedim. Vazifedarlık ile tahakküm ediyorsa o zaman da ifrat veriyor. Mesela diyelim ki öyle bir seviyen var ki dershanede bitti de. Dershanedesin veya ne bileyim böyle risale biliyorsun falan. Şudur budur, bir Allah bir yere kadar taşıdı seni.
Onunla insanlara tahakküm ediyorsun. İstibdat ediyorsun. Bu böyledir, eve geliyorsun. Oğlum ya bilmiyorsun konuşma ya bilmem şey. Ya siz de bir böyle hal olsa Ali. Bu var seviyenle tahakküm ediyorsun. Sen ifrattasın. Tamam? İfrattasın. Az fark kusur noksanını devrede ediyorsan vasattasın Metilay'da. Evet. Tefrit? Tefrit beşeriyet öne çıkartıyorsunuz zaten. Yani bir sürü bahanelerin var yani. Hiç alakasız şeyler. Mesela ifrat neydi? Kazanımları insanlara karşı kullanıyorsun. Evet. Tefrit de hiçbir şey yapmıyorsun. Beşeriyetini pergeleye koydun. Beşeriyetini yaşıyorsun. Öğren. Bedensel ait. Uşkurluk ve mide. Evet. Çalışmakta. Hasan abi şu da sıkıntı değil mi? Yani sıkıntı mesela bir kazaya sebebiyet vermek. Kendinizi sıyırıp kaçtıktan sonra oradan. Sizce sıkıntı değil midir? Ya. Adam olana sıkıntı değil midir abi o ya? Yani mesela adam ibadet zannettiği, iyi yaptığım zannettiği bir başkasına şey yapıyor, sıkıntısına sebep. Evet. Mesela diyelim ki bir namaz kılmamak. Kalbi ruhu sıkıntıya sokar diyor. Bu adam namaz kılmıyor. Bir de niye sıkılıyorum diye düşünüyor veya soruyor. Evet. Allah Allah, iyi ki sen kafayı yemedin, intihar etmedin ya. Evet. Çünkü namaz fahşai vel mülkeri vel be'a, yani her türlü fahşadan, münkerden, sıkıntılardan seni alıkoyar. Ben şey için söylüyorum, farzlarda riya olmaz. Vallahi Allah, yalana Allah şahit olmaz. Ben namazımdan lezzet alıyorum. Elhamdülillah. Kur'an'ımdan lezzet alıyorum. Kur'an'ın cüzü okumazsam şey değil ya, benim için söyleyeyim, şükür için yeğenler kalıyoruz da. Böyle sabah kalkınca şeyde tabi daha okumadan tabi asabi geliyorum. Dayı sen dedi cüzünü okumazsın. Sen bırak bu işi. Cüzünü okuma, cüzünü. Çünkü gergin oluyorsun. Niye? Ben kendi kazanımlarımı sizinle paylaşıyorum. Bu futbol topu gibi 10 bar gerekirken 20 bar basınç. Ben kendi yaşadım, bugün de yaşadım. Mesela buraya doluyor. Ya geçmişim bir sürü, işte şurada buldu telefon. Buraya doluyor. Ya o kadar korkunç bir enerji ki kontrol edemiyorum. Her düğmeye basıyor. Her türlü şey getiriyor. Hayali getiriyor, onu getiriyor, buna yapıyor, ona çatıyor, buna yapıyor. Alemimde daha dışarıya çıkmadı. Kur'an okurken şöyle oluyor. Pişş, kanal veriyorum ona. Tahliye ediyorum, tamam. O kadar da güzel oluyor ki, vallahi okudukça sanki ben bu, hele bu sabah, sanki içeri kafamdaki yoğun enerji, ama ötekisi de oluyor. Kalktım, o kadar mükemmel olur ya, o kadar insan mutlu olur mu ya? İlaç. Sonra hatırıma geldi, tövbe estağfurullah, affet beni. Bak ben seni hiçbir gün bırakmadım dedim, Kur'an'da. Öyle hadiste geçiyor ya. Sen de bırakmayacaksın. Bak sen de kabile bırakmayın. Ben seni iyi günümde bırakmadım seni. Bak şu anda iyiyim. Dördüncü kattayım, denize bakıyorum. Dershanedeyim. Kalk. Ha, şimdi yatabilirim. Yok yatmamak için seni okuyorum. Seni anlatım. Ben seni bıraktım. Kur'an'a diyorum ha böyle. Bu sure, bu Musa. Bak bıraktım. Beni de en zor durumda bırakmayacaksın. Anlayacağım. Ne dedi biliyor musun? Biz kimseyi bırakmamışız. Hiç kimseyi bırakmaz. Ya. Ama tutmadın ki. Burada bırakalım. Haftaya devam edelim. Tamam, inşallah abi, bu zamana kadar sıkıntıyı nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Nelerden kaynaklandığını anlatmaya çalıştık. Bundan sonra da neler yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Evet. Çareleri nelerden? O zaman haftaya şey. İnşallah onu haftaya yapacağız. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. İzmir Kabadayı'sı da uyumaya başladı zaten. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Dinliyorum. El-Fatiha temel salamu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun.